بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 29. mektup 5. kısım 5. risale olan 5. kısım Bismillahirrahmanirrahim Allahu nuru semavati vel arz ayeti pür envarının çok envar-ı esrarından bir nurunu Ramazan-ı Şerif'te bir haleti ruhanede hissettim, hayal meyal gördüm. Allahu nuru semavati vel arz ayeti pür envarının çok envar-ı esrarından bir nurunu Ramazan-ı Şerif'te bir haleti ruhanede hissettim, hayal meyal gördüm. Şöyle ki, Uveysi Karani'nin İlahi ente Rabbi ve enel abd ve entel haliku ve enel mehluk ve entel razzaku ve enel merzuk münacat-ı meşhuresi nev'inden bütün mevcudat-ı zevil hayat Cenab-ı Hakk'a karşı aynı münacatı ettiklerini. Yani Veysel Karani'nin bu münacatında Ya Rabbi sen benim Rabbimsin ben senin abdinim. Yani zıddiyet itibariyle Rab ve abd arasında sen haliksin ben mahlukum sen rezzaksın ben merzukum manasındaki yani zıddiyet itibariyle olan münacat-ı meşhuresi nev'inden. Bütün mevcudat-ı zevil hayat Cenab-ı Hakk'a karşı aynı münacatı ettiklerini ve 18 bin alemin her birinin ışığı birer ismi ilahi olduğunu bana kanaat verecek bir vakıa-i hayaliyeyi, bir vakıa-i kalbiyeyi hayaliyeyi gördüm. 18 bin alemin her birinin ışığı birer ismi ilahi olduğunu. Şimdi Allahu nuru semavati vel ard ayetine üstad bu manada bir mana vermiş oluyor. Yani Allah ismi, ismi cami olduğu için, zat-ı ilahinin ismi olduğu için bütün esma-i hüsna'yı içinde bulunduruyor. Allah semavat ve arzın nurudur manası her bir ismi ilahi bir alemin ışığıdır, nurudur manasına üstad tefsir ediyor. Şimdi bunu bir vakıa-i kalbiye-i hayaliye suretinde. Bütün mevcudat-ı zevil hayat Cenab-ı Hakk'a karşı aynı münacatı ettiklerini ve 18 bin alemin her birinin ışığı birer ismi ilahi olduğunu bana kanaat verecek bir vakıa-i kalbiye-i hayaliyeyi gördüm. Şöyle ki, birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde perde içinde sarılı birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde perde içinde sarılı birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. O alem ise ayet-i nurun arkasındaki اَوْكَ ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٍ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Ayeti tasvir ettiği gibi bir zulümat, bir vahşet, bir dehşet karanlığı içinde bana görünüyordu. Demek ki her bir ismi ilahinin bir alemin nuru olduğunu, ışığı olduğunu anlayabilmek için üstadın dördüncü şuada ifade ettiği manada en önemli bakış tarzımız ne diyor? Her bir ismi ilahinin ne diyor? Eğer Cemil-i Zülcelal'in esmasındaki hüsünlerin mevcudat aynalarında bir cilvesini müşahede etmek istersen zeminin yüzünü bir küçük bahçe gibi temaşa edecek bir geniş hayali göz ile bak. Yani mahlukatı böyle mesela şu salonu gördüğümüz gibi her tarafını görebileceğimiz, zeminin yüzünü bu şekilde görebileceğimiz bir nazarla bakabilsek. Birinci nokta bu. Yani mahlukatı böyle bir bahçe gibi, bir salon gibi temaşa edecek bir nazar. Bir de her şey zıddıyla binidir kaidesiyle önce o ismi ilahi bu aleme tecelli etmese nasıl bir zulümat olur? Bunun tasavvuru. Şimdi burada zaten peşindeki ayet-i nurun sondaki, ayet-i nurdaki ayet-i nurun arkasındaki şu zulümat ayeti اَوْكَ ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا
وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Yani elini çıkarsa göremeyecek derecede dehşetli bir zulümatı tasvir eden bir manzara. Şimdi bir insan o ismi ilahinin ışığıyla nurlanmazsa, onun nuruyla alemlere bakmazsa, her bir alem ayrı bir cihetten dehşetli bir zulümatı, bir vahşeti, bir dehşeti insana yaşatıyor. Birden bir ismi ilahinin cilvesi bir nuru azim gibi görünüp ışıklandırıyordu. Yani o dehşetli zulümatı gördükten sonra o ismin tecellisine nazar etmek hakikaten karanlığın içinde parlayan bir güneş gibi harika bir böyle bir nuru ilahinin zuhurunu ne diyor? Birden bir ismi ilahinin cilvesi bir nuru azim gibi görünüp ışıklandırıyordu. Hangi perde akla karşı açılmışsa hayale karşı başka bir alem fakat gafletle karanlıklı bir alem görünüyorken güneş gibi bir ismi ilahi tecelli eder, baştan başa o alemi tenvir eder ve hakeza. Bu seyri kalbi ve seyahat-ı hayaliye çok devam etti. Ez cümle hayvanat alemini gördüğüm vakit. Hadsiz ihtiyacat ve şiddetli açlıklarıyla beraber zaaf ve acizleri o alemi bana çok karanlıklı ve hazin gösterdi. İşte bu Rahman isminin nuruyla bakmasak göreceğimiz manzara budur. Yani hayvanatın, bütün hayvanat aleminin hadsiz ihtiyacat ve şiddetli açlıklarıyla beraber. Hakikaten şimdi mesela böyle bir Ramazan'da birazcık açlığın tadına biraz bakmış oluyoruz sanki. Ama mesela öyle hayvanat var ki mesela hepsi sabah aç, hadsiz bir açlık, hadsiz ihtiyaçları var. Eğer Rahman-ı Zülcelal'in rahmeti o alemi rahmetiyle ışıklamasa, nurlandırmasa çok karanlıklı, vahşetli, hazin bir hal. Bir insan o alemi temaşa edebilse. Hayvanat alemini gördüğüm vakit hadsiz ihtiyacat ve şiddetli açlıklarıyla beraber zaaf ve acizleri. O alemi bana çok karanlıklı ve hazin gösterdi. Birden Rahman ismi Rezzak burcunda yani manasında bir şems-i taban gibi tulu etti. O alemi baştan başa rahmet ziyasıyla yaldızladı. Yani o hayvanat alemi evet sabahleyin hepsi aç ama Allah'ın rahmetiyle Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet etmiş, hepsine münasip rızkını yetiştiriyor. O manada onların o rızıkla sevinmeleri, nimetlenmeleri, o zaman o alem bize zulümat, dehşet, vahşet yerine rahmet ışığıyla yıldızlanmış bir halde görünüyor. Birden Rahman ismi Rezzak burcunda yani manasında bir şems-i taban gibi birdenbire zuhur eden bir güneş gibi tulu etti. O alemi baştan başa rahmet ziyasıyla yıldızladı. Sonra o alemi hayvanat içinde etfal ve yavruların zaaf ve acz ve ihtiyaç içinde çırpındıkları hazin ve herkesi rikkate getirecek bir karanlık içinde diğer bir alemi gördüm. Tabi yavrular aleminin bu vaziyeti eğer Rahim isminin tecellisi olmazsa o yavruların anneleri onlara musahhar olup annelerin kalbine şefkat, memelerine kan ve fışkı içinden o süt yerleştirilmezse Rahim isminin bir cilvesi olarak o yavrular alemi hakikaten bize göstereceği manzara son derece dehşetli. Yani düşün ki bütün insan ve hayvan yavruları gözünün önünde şu salonda olsa Rahim ismi tecelli etmese hepsi acından ağlıyor, bağırıyor, inliyor. Her dakika kaç tanesi gözünün önünde ölüp gidiyor. Bu manzara karşısında bir insan aciz, elinden bir şey gelmiyor. Öyle bir insanın çekeceği dehşet, sıkıntı, vahşet, ızdırap, zulümat. Hakikaten intihara götürebilecek seviyede bir sıkıntı. Ne dedi? Birden Rahim ismi şefkat burcunda tulu etti. Rahim ismi şefkat burcunda tulu etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o alemi ışıklandırdı ki şekva ve rikat ve hüzünden gelen yaş damlalarını ferah ve surura ve şükrün lezzetinden gelen damlalara çevirdi. Rahim ismi şefkat burcunda tulu etti. Üstad Rahim isminin tecellisini Ayetül Kübra'da çok geniş bir şekilde anlatıyor. Ayet-i Hasbiye'de de dördüncü şuada da çok güzel anlatıyor. Yani o validelerin hepsinin kalbine o şefkati, ondan sonra memelerine kan ve fışkı içinden o sütü yerleştirmekle o yavruların ağlamasını, inlemesini feraha, sevince, surura çevirmesi, o birinci manzara bize ne kadar dehşet, ızdırap, sıkıntı çektiriyordu. İkinci manzara tam tersine.
o sıkıntı yerine hadsiz bir surur, bir mesruriyet yaşatıyor. Tekrar okuyalım. Sonra o alim hayvanat içinde etfal ve yavruların zaaf ve aciz ve ihtiyaç içinde çırpındıkları hazin ve herkesi rikkate getirecek bir karanlık içinde diğer bir alemi gördüm. Birden Rahim ismi şefkat burcunda tulu etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o alemi ışıklandırdı ki şekva ve rikkat ve hüzünden gelen yaş damlalarını ferah ve surura ve şükrün lezzetinden gelen damlalara çevirdi. Sonra sinema perdesi gibi bir perde daha açıldı. Alemi insani bana göründü. O alemi o kadar karanlıklı, o kadar zulümatlı, dehşetli gördüm ki dehşetimden feryat ettim, eyvah dedim. Çünkü gördüm ki insanlardaki ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadeti ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve istidatları ve hadsiz makasıda ve metalibe müteveccih fakru ihtiyaçları ve zaaf ve acziyle beraber hücuma maruz kaldıkları hadsiz musibet ve adalarıyla beraber gayet kısa bir ömür, gayet dağdağalı bir hayat, gayet perişan bir maişet içinde kalbe en elim ve en müthiş halet olan mütemadi zeval ve firak belası içinde ehli gaflet için zulümat-ı ebedi kapısı suretinde görünen kabre ve mezaristana bakıyorlar, birer birer ve taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar. İşte manzara böyle. Yani o zulümat Allah'ın isimlerini tecelli etmediğini farz etsek, insanlık alemi böyle dehşetli bir zulümat içinde. Yani ne dedi burada mesela şu paragraf hakikaten çok mühim manaları ihtiva ediyor. Ne diyor? Çünkü gördüm ki insanlardaki ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadeti ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve istidatları ve hadsiz makasıda ve metalibe müteveccih fakru ihtiyaçları ve zaaf ve acziyle beraber. Şimdi böyle bir vaziyet var. Ama Allah'ın Kadir ismi, Muhyi ismi, Ba'if ismi, Kadir ismi, Adil ismi bu manada tecelli etmediğini farz etsek, yani o insanlar böyle yoklukla mezaristana atılıyor zahiren göründüğü gibi olsa, Allah'ın adaleti, hikmeti, rahmeti, ahireti gerektiren cihetiyle sonra onların ne dediği musibete maruz kaldıkları hadsiz musibet ve adaları hücumuna maruz kalıyorlar. Yani alem-i insanideki zulümler, işte mesela Gazze'de işlenen zulümler böyle insanın kalbini kanatıyor. Sadece Gazze'de işlenmiyor zulümler ama. Yeryüzünün her tarafında değişik derecelerde zulümler var ama insan görüyor, aciz kalıyor. Hakikaten aciz kalan bir insan böyle Allah'ın kahhariyetini bilmese o zalimler hakkında, Allah'ın adaletinin dünyada ve ahirette tecellisinden habersiz olsa o zulmat insanın kalbini parçalayacak bir hale getirebilir. Tabii bu ihtiyarımız dahilinde bize düşen vazifeleri ihmal etmemekle beraber ihtiyarımızın haricindeki durumlara onun hikmeti, adaleti, rububiyeti noktasında bakma noktası bizi o manada bir dehşetli zulümattan, yesi mutlak içinde azap çekmekten, ümitsizlik içinde haşa böyle hayatımızı ebedi bir şekavete maruz bırakmaktan kurtarıyor. Şimdi tekrar okuyalım. Çünkü gördüm ki insanlardaki ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadeti ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve istidatları. Yani istiyorlar ama Allah, baki bir Allah'ı tanımasak, Muhyi, Muğiz, Ba'if ismini bilmesek, o zaman ebedi bir saadete namzet olma ihtimalleri sıfır. O zaman o insanlardaki ebedi saadeti isteyen o istidatları, o arzuları cevapsız kalıyor. Sıkıntı ve ızdırap halinde bize aksediyor. Çünkü gördüm ki insanlardaki ebede uzanıp giden arzuları, emelleri
ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadeti ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve istidatları ve hadsiz makasıda ve metalibe müteveccih fakru ihtiyaçları ve zaaf ve acziyle beraber hücuma maruz kaldıkları hadsiz musibet ve adalarıyla beraber gayet kısa bir ömür, gayet dağdağlı bir hayat, gayet perişan bir maişet içinde kalbe en elim ve en müthiş halet olan mütemadi zeval ve firak belası içinde ehli gaflet için zulümat-ı ebedi kapısı suretinde görünen kabre ve mezaristana bakıyorlar, birer birer ve taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar. İşte bu alemi bu zulümat içinde gördüğüm anda kalp ve ruh ve aklımla beraber bütün letaif-i insaniyem, belki bütün zerrat-ı vücudum feryad ile ağlamaya hazır iken birden Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi Hakim burcunda, Rahman ismi Kerim burcunda, Rahim ismi Gafur burcunda yani manasında, Ba'if ismi Varif burcunda, Muhyi ismi Muhsin burcunda, Rab ismi Malik burcunda tulu ettiler. Yani Allah'ın bu isimleri insan alemini nurlandıran isimler. Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi Hakim burcunda. Yani Allah'ın adaleti, hikmeti böyle ebed için yarattığı insanları, hadsiz istidat ve kabiliyetlerle donattığı insanı o hikmetinin gereği değildir ki toprağa gidip imha etsin, abes etsin. Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi Hakim burcunda, Rahman ismi Kerim burcunda, Rahim ismi Gafur burcunda. Bu da Gafur burcu da çok önemli. Çünkü insan ne kadar ahireti bilse de işlediği günahların neticesinde ahirete yine bir sıkıntı, bir ızdırap içinde bakabilir. Allah'ın Gafur ismi insana o manada Cenab-ı Hakk'ın bütün günahları, şirk hariç bütün günahları affeden bir isminin tecellisini de bilmek, hakikaten o alemi inşallah bize mağfiretiyle, rahmetiyle tecelli edecek. O ismin tecellisi insana ne kadar saadet veriyor. Birden Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi Hakim burcunda, Rahman ismi Kerim burcunda, Rahim ismi Gafur burcunda yani manasında, Ba'if ismi Varif burcunda, Muhyi ismi Muhsin burcunda, Rab ismi Malik burcunda tulu ettiler. O alemi insani içindeki çok alemleri tenvir ettiler. O alemi insani içindeki çok alemleri tenvir ettiler, ışıklandırdılar ve nurani ahiret aleminden pencereler açıp o karanlıklı insan dünyasına nurlar serptiler. Sonra muazzam bir perde daha açıldı, alemi arz göründü. Felsefenin karanlıklı kavanini ilmiyeleri hayale dehşetli bir alem gösterdi. İşte Esma-i İlahiye'nin nuruyla bakmasak alemi arz nasıl görünüyor şimdi gösterecek. Felsefenin karanlıklı kavanini ilmiyeleri hayale dehşetli bir alem gösterdi. 70 defa top güllesinden daha süratli bir hareketle 25 bin sene mesafeyi bir senede devreden ve her vakit dağılmaya ve parçalanmaya müstaid ve içi zelzeleli ihtiyar ve çok yaşlı küreyi arz içinde alemin hadsiz fezasında seyahat eden biçare nev'i insan vaziyeti bana vahşetli bir karanlık içinde göründü. Yani her vakit dağılmaya, parçalanmaya müstaid, içi zelzeleli küre-i arzın üstünde insanlar var. Bombanın üstünde seyahat ediyoruz ya. Her an parçalanma vaziyetinde, yani tabiatına kalsa içindeki volkanlar, yanardağların, lavların şeyiyle, ateş tabakasının tesiriyle tabiatına baksa iş böyle olacak. İhtiyar ve çok yaşlı küre-i arz içindeki, ihtiyar ve çok yaşlı küre-i arz içinde alemin hadsiz fezasında seyahat eden biçare nev'i insan vaziyeti bana vahşetli bir karanlık içinde göründü. Başım döndü, gözüm karardı. Birden Halık-ı Arz ve Semavat'ın Kadir, Alim, Rab, Allah ve Rabbus Semavati vel Arz ve Musahhirus Şemsi vel Kamar isimleri rahmet, azamet, rububiyet burcunda tulu ettiler. O alemi öyle nurlandırdılar ki o halette bana küre-i arz gayet muntazam, musahhar, mükemmel, hoş, emniyetli bir seyahat gemisi, tenezzüh ve keyif ve ticaret için müheyya edilmiş bir şekilde gördüm. Elhasıl binbir ismi ilahinin kainata müteveccih olan o esmadan her biri bir alemi ve o alem içindeki alemleri tenvir eden bir güneş hükmünde. Elhasıl binbir ismi ilahinin kainata müteveccih olan o esmadan her biri bir alemi
ve o alem içindeki alemleri tenvir eden bir güneş hükmünde ve sırr-ı ahadiyet cihetiyle her bir ismin cilvesi içinde sair isimlerin cilveleri dahi bir derece görünüyordu. Sonra kalp her zulümat arkasında ayrı ayrı bir nuru gördüğü için seyahata iştihası açılıyordu. Hayale binip semaya çıkmak istedi. O vakit gayet geniş bir perde daha açıldı. Kalp semavat alemine girdi, gördü ki o nurani tebessüm eden suretinde görülen yıldızlar küre-i arzdan daha büyük ve ondan daha süratli bir surette birbiri içinde geziyorlar, dönüyorlar. Bir dakika birini yolunu şaşırtsa başkasıyla müsaade mi edecek, öyle bir patlak verecek ki kainatın ödü patlayıp alemi dağıtacak. Nur değil ateş saçarlar. Tebessümle değil vahşetle bana baktılar. Hakikaten trilyonlar çarpı trilyonlar yıldızlarla her biri bir ateş kütlesi olarak top gülesinin 70 defa süratli bir hareketle birbiri içinde serseriyane geziyor. Yani felsefenin karanlıklı kavanin ilmiyeleri böyle gösteriyor. Onlara hükmeden Allah'ın kudretini, rahmetini, hikmetini bilmeyince zulümat son derece. Nur değil ateş saçarlar. Tebessümle değil vahşetle bana baktılar. Hadsiz büyük, geniş, hali, boş, dehşet, hayret zulümatı içinde semavatı gördüm. Geldiğime bin pişman oldum. Birden Rabbus semavati vel ard, Rabbul meleikti vel ruhun esma-i hüsnası ve lekad zeyyenne semaed dünya bi masabih ve sahhara şemse vel kamar burcunda cilveleriyle zuhur ettiler. O mana cihetiyle karanlık üstüne çökmüş olan yıldızlar, o envar azimeden birer lema alıp yıldızlar adedince elektrik lambaları yakılmış gibi o alem-i semavat nurlandı. O boş ve hali tevehüm edilen semavat dahi melaikelerle, ruhanilerle doldu, şenlendi. Sultan-ı ezel ve ebedin hadsiz ordularından bir ordu hükmünde hareket eden güneşler ve yıldızlar, Sultan-ı ezel ve ebedin hadsiz ordularından bir ordu hükmünde hareket eden güneşler ve yıldızlar bir manevrayı ulvi yapıyorlar tarzında. O Sultan-ı Zülcelal'in haşmetini ve şaşaay rububiyetini gösteriyorlar gibi gördüm. Bütün kuvvetimle ve mümkün olsaydı bütün zerratımla ve beni dinleselerdi bütün mahlukatın lisanlarıyla diyecektim. Hem umum onların namına dedim. Allahu nuru semavati vel ard meselu nurihi kemişkatin fiha misbah el misbahu fi zucaca el zucacatu keenneha kevkebun durriyun yuqadu min şeceratin mübareke zeytunetin la şarkiyetin ve la garbiyye yekadu zeytuha yudhi'u ve lev lem temsesu nar nurun ala nur yehdillahu li nurihi men yeşa ayetini okudum, döndüm, indim, ayıldım, elhamdülillahi ala nuril iman vel Kur'an dedim. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru da'vana enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.